Reis, geleneksel lezzetler, sağlıklı nesiller. Baharlı güzel şeyler, hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir programla daha sizlerin karşısındayız bugün. Şu an stüdyomuzda doçent doktor Alparslan Baksu bizimle birlikte. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Zaten başarılı doktorumuzu bilen biliyor. Birçok kez bizimle birlikte oldu ve bize önemli bilgiler verdi. Bugün de Alparslan Bey'le biz önemli bir konu hakkında konuşacağız. Düşükler ve tekrarlayan düşükler hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Alparslan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün düşük konumuz aslında ve tekrarlayan düşükler daha önemli olduğu için. Evet. Ama önce tabii o hamilelik sürecinde yaşanan bu olumsuzluğun sebebini öğrenelim biz ilk başta. Düşükler neden ortaya çıkıyor, neden oluyorlar? Evet, önce isterseniz tanımlayalım düşüğü. Düşük, gebeliğin ilk 20 haftası içerisinde herhangi bir sebeple sonlanması. Düşüğün çeşitleri var. Tam düşük, gebelik ürünlerinin tamamen rahim dışına kendiliğinden atılması. Hı hı. Bazen bu yarı düşük şeklinde olur. Gebelik ürünlerinin bir kısmı rahim dışına atılır, bir kısmı rahim içerisinde kalır. Anne karnında bebeğin ölmesi de bir düşük çeşididir. Burada herhangi bir gebelik ürünü rahim dışına atılmaz. Sessiz bir şekilde seyreder. Biz ancak bunu ultrasonografi ile bebeğin kalp atımlarının durması sonucu ortaya çıkarabiliriz. Ayrıca septik abortus dediğimiz bir enfeksiyonla komplike olmuş düşük çeşidi vardır ki bu bir nevi zehirli düşük şeklinde de tanımlayabiliriz ve kadının hayatına mal olabilecek bir takım komplikasyonlara yol açar. Bu çok önemli bir düşük çeşidi. Hı hı. Kadın kendi kendine düşük yapmaya çalışırsa hala daha günümüzde Anadolu'da değişik metotlarla, halk yöntemleriyle düşük yapılmaya çalışılan vakalar görüyoruz. Bu bebekten maalesef kurtulmak için istenmeyen evet, bir doğum olmasın diye. Evet. Vajinal yoldan bir takım tıbbi olmayan cisimlerle o bölge kurcalanıp düşük yapılmaya çalışılıyor. Ve bunlar benim öğrenciliğim yıllarda 25 sene önce falan daha fazla karşılaşıyorduk. Şimdi giderek azaldı ama yine de çok ender de olsa bunlarla karşılaşıyoruz. Çok ciddi sonuçlar doğuruyor. O kısım çok kötüymüş. Evet, evet, maalesef evet. Ki. Şimdi o düşüklere baktığımız zaman ölü doğumu mesela bebeğin, o da bir düşük çeşidi. Ya da tam dediğiniz düşük, evet, ve yarım düşük. Hangisi daha tehlikelidir? Daha normali olmaz herhalde bunun ama hangisi daha normal değil yine de? Daha hafif bir tablo, düşük tehlikesi. Düşük tehlikesi. Düşük tehlikesinde hafif kasık ağrıları, bel ağrısı vardır. Ve beraberinde fazla olmayan bir kanama söz konusudur. Gebeliğin canlılığı devam etmektedir. Biz bunu ultrasonografi ile tespit ederiz. Bunların önemli bir kısmını tedavi edebiliyoruz. Yani geriye döndürebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Hastaya bir kere bu tabloyla gelen hastaya mutlaka öncelikle yatak istirahati öneriyoruz. Yani bu yatak istirahati genellikle şöyle algılanıyor. Evde durmak ama evde de herhangi bir fiziksel faaliyette bulunmamak şeklinde bir yatak istirahati. Kesin yatak istirahati. Sürekli yatılacak Evet. Sadece basit günlük ihtiyaçlar için kalkılacak yataktan. Bununla beraber rahimin kasılmasını engelleyen bir takım ilaçlar var. Bunları da ilave ediyoruz tedaviye. Kanama durduktan birkaç gün sonrasına kadar yatak istirahatine devam ediyoruz. Daha sonra ultrasonografiyle kontrol ediyoruz hastayı. Peki bu düşüklerde, yine onu da sorayım. Tam düşük arkasından ya da bir operasyon gerçekleştiriliyor mu? O nasıl oluyor? Hayır, tam düşük biz ultrasonografiyle baktığımızda eğer rahim içerisinde herhangi bir gebelik mahsulü kalıntısı yoksa herhangi bir operasyona gerek olmaz tabii ki. Bunu genellikle yarı düşükten sonra rahim içerisinde bir kalıntı
şüphemiz olduğunda yapıyoruz. Çünkü bir parça kaldığında içeride bu hem uzun süren kanamalara hem de daha sonrası bir enfeksiyonla komplike olduğunda da yine ciddi tehlikelere yol açmakta. Peki izleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatalım. Düşükler hakkında, tekrarlayan düşükler hakkında konuşuyoruz. 0212 625 58 33 bu numaralardan bizi çaldırdığınız takdirde arkadaşlarımız sizi yayına bağlayacaklar birazdan. Düşüklerle alakalı merak ettiğiniz her şeyi kadın doğum uzmanımız burada, Alparslan Baksu, kendisi doçent doktor. Hemen ona sorabilirsiniz efendim. Böyle bir imkanımız söz konusu. Bunu değerlendirin derim. Şimdi tedavi sürecinde nasıl bir süreç izliyoruz dedik. Yatılacak. Bu süreçte bir ilaç kullanımı falan böyle bir şey söz konusu mudur? Tabii ki rahim kasılmasını engelleyen bir takım ilaçlar var. Bunları da yatak istirahatiyle beraber hastaya kişiye öneriyoruz. Veriyoruz. Bebeğe ama herhangi bir risk için içermiyor. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir durum söz konusu bebek değil. Için herhangi peki bir risk düşük yani. Neden tekrarlıyor? Efendim şimdi genel olarak baktığımızda bütün gebeliklerin yaklaşık olarak %12'si zaten düşük de sonuçlanıyor. Gebelik farkına varıldıktan sonraki safhayı bahsediyorum. Bazen de gebelik bizim klinik olarak yani ultrasonografi veya hormon olarak tespit edemediğimiz dönemde de kaybediliyor. Bunlar farkına varılmayan düşükler. Ama klinik olarak hekimin gebelik teşhisi koyduktan sonraki dönemden sonra bütün gebeliklerde kayıp oranı %12 civarında. Bir doğum yapmış kadında bir düşükten sonra ikinci bir düşük ihtimali yaklaşık %15'lere çıkıyor. İki düşükten sonra üçüncü düşük ihtimali %20-25'lere. Üç düşükten sonraki düşük ihtimali de peş peşe düşükler tabii bunlar. %30'ların üzerine çıkıyor. Şayet kadın hiç doğum yapmamışsa peş peşe iki düşükten sonra düşük olasılığı %40-45'lere çıkıyor. Dolayısıyla bir düşük çok fazla incelenmesine gerek olan bir tıbbi tablo değil. Fakat hastanın yaşı, gebelikle ilgili tıbbi tedavi görüp görmediği de göz önüne alınmak suretiyle iki veya üç düşükten sonra incelemelere başlamak uygun olacak. Nedir sebepleri? Genetik yatkınlık söz konusu mudur düşüklerde? Genetik yatkınlık demeyelim de aslında şematize edersek seyircilerimiz daha iyi anlayacaklar. Düşükte sebepleri bir annenin sistemik hastalıkları, anneye ait sebepler, kadının genital sistemine ait sebepler, yani rahimle ilgili problemler, bir de bebeğe, cenine ait sebepler olarak üç ana başlıkta izleyelim isterseniz. Cenine ait nedenlerde en önemli sebep cenindeki ağır yapısal bozukluklar ya da kromozom anomalisi dediğimiz onun genlerindeki bir takım problemler. Genellikle bu düşükler gebeliğin ilk 1-2 ayı içerisinde gerçekleşmekte, vuku bulmakta. Bir tane düşükten sonra hemen ceninde bir incelemeye gerek yok ama dediğim gibi 2 ve 3 düşük söz konusuysa o zaman düşük materyalinde genetik inceleme uygun olacaktır. Gerekiyor. Daha sonraki yol haritamızı belirlemek açısından. Sistematik rahatsızlıklar dediğiniz evet, annedeki evet. Neler? Annenin sistemik rahatsızlıkları yani annenin genel sağlığını etkileyen rahatsızlıklar. Bunları da birkaç başlık altında ele alabiliriz. Öncelikle tiroid bezi, guatr bezinin bozuklukları, tiroid bezinin fazla çalışması, az çalışması bunlar gebelik üzerine olumsuz etkiler oluşturur. Anne de gebelik öncesi dönemde kontrol altına alınmamış bir şeker hastalığı, ağır bir diyabet yine düşük sebebidir. Annede ağır kalp hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kişinin genel sağlığını etkileyecek böbrek, karaciğer hastalıkları, çok derin kansızlık, anemiler bunlar hep düşük sebepleri olarak sayabiliriz. Zaten daha önce konuşmuştuk. Eğer işte anne adayları, hamile kalmak isteyen kişiler, çocuk yapmak isteyen kişiler doktora daha önceden giderse en azından bu sistemik hastalıkları, bu tarz hastalıkların önüne geçilmiş olacak. Onların öncelikle siz söylemiştiniz tedavisi gerçekleştirilir. Tabii, evet. Ve daha sonrasında daha sağlıklı bir hamilelik süreci geçirilmesi. İşte şimdi öneminin ne kadar daha fazla olduğunu görebiliyoruz burada. Şöyle bir örnek vereyim. Kontrol altına alınmamış bir şeker hastası kadın gebe kaldığında bu gebeliğindeki anomali oranı
normal bir kadına göre 3 kat artıyor. Ortalama bir gebelikte anomali oranı %2'lerdeyken kontrolsüz bir şeker hastası kadının gebeliğindeki bu oran 3 kat yaklaşık artıyor. Biz bu kadının gebelik öncesinde kan şeker seviyelerini kontrol altına aldığımız bir dönemde hamile kalırsa bu 3 katlık oran tamamen normal oluyor. Seviyelere iniyor. Yani ne kadar önemli aslında gebelik öncesi kadının hekime başvurması, gebelik planlıyorum şikayetiyle başvurması ve kadının genel sağlığının kontrol edilmesi o gebeliğin sağlığı açısından çok çok önemli. Bize çok önemli avantajlar sağlayacak. Peki bir de annenin rahim yapısından kaynaklı bazı sorunlar mı dedik? Evet, şimdi yine annenin gebelik sırasında geçirdiği bir takım enfeksiyon hastalıkları da düşüklere yol açabilir. Bunlar bazıları hem bebekte anomaliye yol açar, bazıları da direkt genel sistemik enfeksiyon yoluyla düşüklerde rol oynayabilir. Yine kadının genital yolunda ve özellikle rahim dediğimiz uterustaki yapısal anomaliler veya daha sonradan kazanılmış bir takım hastalıklar da düşüklere yol açar. Buradaki ana problem bebeğin gelişeceği ortamın bebeğin büyümesine uygun olmayan bir durumda, yapıda olması. Yapısal anomali, yani doğumsal anomalilerin en sık gördüğümüz şekli rahimin ortadan bölme olması. Yani septum dediğimiz uterusta septum olması. Bu genellikle ilk 1-2 ayda değil de biraz daha ilerleyen aylarda, 3. 4. aydan sonra düşüklere yol açmaktadır. Ayrıca rahimde başka türlü doğumsal anomaliler de yine düşük sebebi olarak yer almakta. Yine kadının doğurganlık çağı döneminde edindiği miyomlar, kendi kendine gelişen miyomlar, 1-1,5 santimden büyük polipler, yine bunlar hep rahim içerisinde yer kaplar ve ceninin büyüyeceği alanı sınırlandırdığı için direkt mekanik olarak düşük sebebi olarak yer almakta. İşte kadın gebelik öncesi hekime başvurduğunda bütün bu hem anomaliler, hem miyomlar, hem polipler belirlenir ve gebelik öncesi çok başarılı bir şekilde operasyonları mümkün. Bunların opere edilirlerse, ameliyat edilirlerse bütün bu düşük riskleri bertaraf ortadan edilmiş olur. Kalkmış evet. Olacak. Tabii psikolojik açıdan da çok ciddi sorunlar yaratıyor anne adaylarında, ailede genel olarak baktığımız zaman düşük. Özellikle de daha ilerleyen, tahminen öyle tahmin ediyorum ki daha ilerleyen aylarda olursa, ilerleyen aylarda ortaya çıkan düşüklerde tabii çok ki daha ciddi sıkıntılar. Çünkü herhalde anne iyice bebeğe alışıyordur. Hani bir hazırlık var, bir beklenti söz konusu. Dolayısıyla sıkıntı yaratır. Bunu nasıl aşıyorsunuz? Size geldiklerinde nasıl bir şeyle karşılaşıyorlar? Şimdi tabii o konuda çok haklısınız. Yani büyük bir umut ve beklentiyle, mutlu bir haberle öğrenilen gebelik bir süre sonra kötü bir şekilde sonuçlandığında bir kere ailenin, çiftin psikolojisi çok olumsuz etkileniyor. Genellikle ilk düşüklerden sonra hemen aile işte bu tekrarlar mı, ne yapmamız gerekir gibi bir takım sorularla bize başvurabiliyorlar. Tabii dediğim gibi birinci düşükten sonra herhangi bir incelemeye, genellikle ayrıntılı incelemeye gerek yok. Tabii ultrasonografik basit muayeneyle tespit edebileceğimiz bir takım faktörler var. Biraz önce söylediğim gibi anomaliler, miyomlar, polipler, onlar mevcutsa tedavisini yapıyoruz ama daha ileri incelemelere çok gerek yok. Aileyi önce bu konuda teskin etmek lazım. Bir düşükten sonra çok ciddi bir problem olmadığını, çok uzun süre beklemeye gerek olmadığını, genellikle merak ettikleri bir soru da kaç ay korunalım, gebe kalmayalım. Erken aylardaki bir düşükten sonra genellikle 1-2 aylık dinlenmeden sonra hamileliğe ara verebiliriz. Yine gebelik öncesi folik asit başlanması, gebelikten 1-2 ay önce kadının 400 mikrogramlık folik asit alması, günde tek doz bir tablet şeklinde, bebekteki beyin omurilik sistemi ile ilgili anomali olasılıklarını önemli oranda azaltıyor. Bu da
planlı gebeliğin yine avantajlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Folik asit başlayarak planladığımız bir gebelikte beyin omurilik sistemi ile ilgili anomaliler daha az görülmekte. Peki kansızlık mesela şeker hastalığından bahsettik ama hani daha minyon tipli, daha işte nasıl söyleyeyim, daha ufak tefek anne dediğimiz. Orada daha böyle evet yapısal olarak da bir düşük tehlikesi vardır denebilir mi? Böyle bir şey söz konusu mu? Yok, hayır. Yani yapısal olarak minyon tipli bir kadında düşük riski artmış değildir. Bunlarda bebek, eğer anne baba ikisi de yapısal olarak küçük yapılıysa bebek de bu anne babanın ürünü olarak küçük yapılı, minyon yapılı olarak doğacaktır. Ortalama ağırlık diyelim ki dünyada 3300-3400 gramsa bu bebek belki 2900 gram olarak dünyaya gelecektir. O da kendi içerisinde bir normallik arz etmektedir. Fakat kadında kaşeksi tarzında bir zayıflık söz konusu, minyonluk değil bakın, kaşeksi dediğimiz çok ağır bir zayıflık. Derin bir anemi. Evet, bu gebeliğin birkaç ay sonrasında ceninin gelişmesini olumsuz etkileyecektir tabii ki. Ayrıca annenin, yine söylemeyi unuttuk, kötü alışkanlıkları da yine düşükte önemli faktörlerden. Yani alkol, günde iki kadehten fazla alkol alınması, yine günde sürekli olarak 3 bardak ve daha fazla kahve içilmesi, ayrıca uyuşturucu madde bağımlılıkları, bunlar hem bebeğin anne karnında gelişmesini kısıtlıyorlar, bu bebekler daha düşük doğum ağırlıklı oluyorlar, hem de bunlarda düşük riski yine artmakta. Evet, kahvenin bile fazla tüketilmesi düşük riskini artırmakta. Günde bir kahve. Evet. Bir fincan kahve. Bir fincan Türk kahvesi. Evet. Çünkü bizde tabii şey vardır. Bir anne olarak bunu duyduğum an ben kahve içmeyi tamamen kesebilirdim mesela, böyle bir şey olsa. Yani buna da gerek var mı onu soracağım. Hayır, yani arada... hayır, o kadar gerek yok. Evet. 3 fincan, 3 bardak üzerinde kahve tüketimi risk olarak belirtiliyor. Hatımızda bir izleyicimiz varmış. Semra Hanım, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle bir program için, yaptığınız için sizi kutluyorum. Çok sağ olun. Sesiniz ne kadar güzel geliyor. Takütahya'dan bizi arıyorsunuz. Buyurun. Efendim? Takütahya'lardan arıyorsunuz. Buyurun, evet. Doktorumuz sizi dinliyor. Sorunuzu alalım. Ya bir kendim için, bir kız kardeşim için soru soracaktım. Ben kendim erken menopoza girdim. Hap kullanıyorum. 3 aylık hap. İsim vermek istemiyorum. Evet. Onu ne kadar süre kullanmam gerekiyor? Doktorum bana 10 yıl kullanmam gerektiğini söylemişti. Bir de işte doktor beye sormak istiyorum. 10 yıl fazla mı oluyor? İşte yan etkileri de olduğu için. Evet. Bir sorun bu. Bir de kız kardeşim 40 yaşlarında. Kist oluşuyor rahiminde. 2 defa ameliyat oldu. Rahmin? Rahmin? 2 aylık hamile kaldı. Bebeği öldü o kistten dolayı. Kist daha çabuk büyüdüğü için. Evet. Bebeğini kaybettik. Şimdi işte tekrar oluşmuş, ameliyat olmak istemiyor. İlaç tedavisi görebilir mi diye, yurt dışında kendisi. Mümkünse bir ilaç tedavisi varsa bana ismini verebilir misiniz telefonla? Evet, şimdi sizin konunuz aslında şu anda program konumuzun dışında ama ben yine de size yardımcı olmak için bahsedeyim. Erken menopoz, evet. 40 yaş altında menopoza girmeye erken menopoz diyoruz. Erken menopozun, evet, kadın sağlığına ne gibi olumsuz etkileri var? Bir kere yaşam kalitenizi çok olumsuz etkiler. Günlük hayatınızda olumsuz etkileyecek menopozal semptomlar, ateş basması, terleme gibi yakınmalar oluşturur. Ayrıca kemik erime riskiniz daha erken yaşlarda başlayacaktır. Eğer düzenli fiziksel egzersiz yapmıyorsanız, kalsiyumu da yeterli almıyorsanız, daha erken yaşlarda vücudunuzda osteoporoz dediğimiz kemik erimesinin belirtileri başlayacaktır. Ayrıca östrojen vücudunuzda eksildiği için vajinadaki epitel bundan olumsuz etkilenecek. Vajinal kuruluk gelişecek. Bir süre sonra cinsel beraberlik ağrılı ve istenmeyen bir hale gelecektir. Bütün bunlardan dolayı kısa dönemli ağızdan tedavi, uzun dönemde de vajinadaki atrofiyi düzeltmek için
uzun dönemli bir tedavi gerekecek. Tabii bunu artık doktorunuz planlayacak. Şu andaki mevcut durumda menopozda herhangi bir risk yoksa 4-5 yıl kadar tedavi öneriyoruz. İlacı kullanmaya devam etmesi evet, lazım. Evet, evet. Tabii bunlar çok ciddi kontrol altında yapılması lazım. Mamografik kontrollerinizin, simirlerinizin, muayenelerinizin yapılarak bütün bu tedavilerin verilmesi lazım. Mamografilerinizin yapılmadan bu tedavilerin verilmesi ciddi tehlikeler oluşturabilir. Kardeşinizin konusuna gelince rahimde kist dediniz. Şimdi rahimde kist olmuyor, rahimde miyom oluyor. Miyom ameliyatı geçirdiyse bir süre sonra, birkaç yıl sonra kadınlarda %25 kadar oranında miyomlar tekrarlayabiliyor. Ama daha önceki programlarımda da bahsettim. Bugün toplumda birçok kadında miyom vardır ve rahatlıkla gebe kalıp doğurabilirler. Her miyomu ameliyat etmek gerekmez. Miyomun rahim içerisindeki yerleşim yerine bağlı olarak gebeliği etkiler. Bugün 5 santimlik bir miyom rahimde gebeliğe hiçbir olumsuz etki yapmadan gebelik sürdürülebilir. Ama yumurtalıkta bir kist varsa ve bu kist fonksiyonel dediğimiz kadının adet döngüsüne bağlı olarak gelişen kistlerdense çok rahatlıkla bu kistler 7-8 santime kadar olanlar bile ilaç tedavisiyle ameliyat gerektirmeden tedavi edilebiliyor. Yani yumurtalıktaki kistler buradaki düşüğe sebep olan şey midir? Yok, yani o kistlerle hamile bile kalınabilir ama gebelik öncesinde tespit ediyorsak biz bunların gebelikten önce tedavi edilmesini öneriyoruz. Çünkü gebeliğin ilk 3 ayı sırasında diyelim ki 7-8 santimlik bir kist var. Bu kist torsiyon dediğimiz yumurtalık kendi ekseni etrafında dönerek acil bir ameliyat ihtiyacı doğurabilir. Bu tip acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarını engellemek için gebelikten önce bütün bu yapıların tedavi edilmesini öneriyoruz. Ama fonksiyonel dediğimiz kistlerin ameliyatsız da tedavisi mümkündür. Evet, yani ilaçla, biraz önce Semra Hanım'ın sorduğu gibi, kardeşi ilaçla rahatlıkla tedavi olabilir, olabilir ve daha sonra da hamile kalabilir. Kalabilir. Bunu öğrenmiş olduk. Evet. Çok geçmiş olsun. Semra Hanım'a da çok geçmiş olsun. Ama ilaçlarının anladığım kadarıyla ve üzerine altını çizdiğiniz nokta mamografi testi ve simir testi. Bu çok önemli diyorsunuz. Tabii. Çünkü hormon ilaçlarıyla bunlar birbiriyle bağlantılı, daha kontrollü olunması gerekiyor. O yüzden mutlaka doktora gidip önce testlerini yaptırıyor. Daha sonra da ilacını kullanmaya devam ediyor evet. ki daha evet. rahat bir yaşantısına devam edebilsin. Evet. Evet. Efendim sizler de bizleri arayıp canlı yayınımıza katılabilirsiniz. 0212 625 58-33, şurada aşağıda hemen yazıyor kendisi. Oradan bizi arayabiliyorsunuz. Şimdi tabii konumuza geri döndüğümüz zaman ben şunu da sormak istiyorum. Düşük tanımını yaparken dediniz ki 20 haftaya kadar olan işte gebeliğin sonlanması evet. diye. Daha sonra böyle bir şey başımıza gelebiliyor mu? Ya da bunun tanımı mı sonra düşük olmuyor? Evet, tabii onun tanımı gebelik. Herhangi bir dönemde sonlanabilir. Hı hı. 20 haftaya kadar olanlarını düşük olarak tanımlıyoruz. 20 haftadan sonrakileri çok erken doğum veya erken doğum olarak sınıflıyoruz. Hı hı hı. Çünkü artık günümüzde 20 haftadan sonraki bebeklerin çok az da olsa, 24 haftadan sonraki bebeklerin çok çok düşük ama 28-32 haftalar civarındaki bebeklerin iyi bir yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşama şansları var. Dolayısıyla artık bu bebekler düşük sınıfından çıkıyor. Girmiyorlar. Erken doğum sınıfına giriyorlar. Tabii tekrarlayan düşüklerin biraz önce psikolojik açıdan insanları çok fazla tabii mutsuz ettiğini, yorduğunu söyledik ama şöyle bir işte ben 3 defa doğum yapmaya çalıştım, hamile kalmaya çalıştım. Üçünde de düşük oldu. Sebebi bilinmiyor. İşte ya da şu sebeplerden dendi. Ama ben çocuk istiyorum diye size geldiğiniz zaman nasıl bir tedavi uygulanıyor? Evet, tabii burada öncelikle tekrarlayan düşük tanımına uyan, yani peş peşe 3 ve daha fazla düşüğe sahip veyahut da 37 yaşına gelmiş, 2 düşük yapmış, kısırlık tedavisi görerek çocuk sahibi olmaya çalışmış ve yine 2 tane düşük sahibi olmuş kişilerde ayrıntılı inceleme yapmak lazım. Öncelikle bu kadınlar, bu çiftlere gebe kalmamaları, bütün incelemelerin tam olarak yapıldıktan sonra gebe kalmaları konusunda anlaşmamız lazım. İncelemeler yine 3 ayrı başlık altında yapılabilir.
Bir kere çiftler, karı koca genetik açıdan incelenmeli. İki çiftin de kadın ve erkeğin kromozomal yapıları incelenmeli. Belirgin olmayan taşıyıcı bir takım kromozomal bozukluklar karı kocada söz konusuysa bunlar ceninde kromozomal bozukluklara yol açarak erken dönemde düşüklere yol açar. Hı hı. Bu tip durumlarda eğer taşıyıcı dediğimiz bir kromozomal problem söz konusuysa bunlarda tüp bebek, bu çiftlerde tüp bebek yöntemiyle embriyolar, embriyoların en sağlıklı olanları seçilir ve bu yöntemle gebe bırakılmaya çalışılır. Bu çok önemli. Ayrıca yine bütün incelemeler yapıldı, hiçbir sebep bulunamadı. Tekrarlayan düşüklerin çok az bir kısmında da sebebi bilinmeyen tekrarlayan düşük başlığı altında bir sınıf vardır. Bunlarda da yine tüp bebek uygulamalarıyla gebelik şansı artmaktadır. İncelemelerimizin diğer başlıklarında kadınla ilgili incelemelere isterseniz bahsedelim. Biraz önce temel olarak bahsettim. Kadındaki sistemik hastalıklar, yani tiroid fonksiyon bozuklukları, gizli şeker ve şeker hastalığı, bunlar en temel inceleme başlıklarımızdır. Ayrıca kadın genital yolunun anomalileri. Bu anomalileri nasıl tanıyoruz? Ultrasonografide muayene bulgusu bize şüpheli bulgular veriyor ve biz histerosalpingografi dediğimiz, halk arasında ilaçlı rahim filmi dediğimiz filmlerle rahimin iç yapısını ayrıntı olarak inceliyoruz. Ayrıca yine şüpheli durumlarda MR dediğimiz manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle de anomalileri ayrıntılı olarak tanımlama şansımız var. Kadındaki yine enfeksiyon hastalıkları ve genel olarak kadın sağlığını etkileyen hastalıklar da rutin muayene sırasında incelenir ve tedavisi yönüne gidilir. Yine kadında bağışıklık sistemini etkileyen lupus dediğimiz hastalık grubu vardır. Lupus hastalığı kadının immünite dediğimiz bağışıklık sistemini etkileyerek tekrarlayan düşük kayıplarına yol açmakta. Bunun incelemesi, bu hastalığa özel bir takım testler var. Bu testlerin belli aralıklarla tekrarlanarak kesin teşhis koyduğumuzda gebeliğin başlangıcıyla birlikte uzun süreli aspirin ve pıhtılaşmayı önleyici bir takım sürekli iğne tedavileriyle bu hastalarda zamanında bir gebelik, miadında bir gebelik sürdürmemiz mümkün oluyor. Yine kadında yapısal olarak, doğumsal olarak getirdiği ve pıhtılaşma mekanizmasındaki bir takım hastalıklar söz konusu. Buna trombofilik hastalıklar diyoruz. Bunlar da erken dönemde ceninin gelişimi sırasında halk arasında eş denilen bizim plasenta dediğimiz yapıdaki bazı bozukluklara, yapıda bazı bozukluklara yol açıyor. Bu da en direkt olarak tabii ceninin gelişmesini engelliyor, önlüyor ve ceninin bir süre sonra yaşamının durmasına yol açıyor. Çünkü anne ile bebek arasındaki kan ve besin ihtiyacını plasenta dediğimiz bu eş sağlıyor. Yine bu hastalıkların teşhisi net bir şekilde, yani pıhtılaşma bozuklukları ile ilgili hastalıkların teşhisi net bir şekilde konursa gebeliğin başından itibaren yine düşük doz aspirin artı pıhtılaşmayı engelleyici her gün yapılan bir takım cilt altına yapılan iğnelerle bu hastalarda da gebeliği zamanına ulaştırmak mümkün. Bizim böyle Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen 3-4 tane düşüğü olan ve İstanbul'da ayda bir kez gelip takibini yaptığımız ve sonra burada doğumunu yaptırdığımız oldukça fazla hastamız var. Evet. Ne kadar güzel. En güzel haberi bu, evet, olsa bu gerek. Çok yani mutlu, doğru kontrollerle. Tabii ki. Yani düşünün, kadın 28-30'lu yaşlarda Anadolu'da 4 tane, 3 tane peş peşe düşük yapmış. Zaten bu çiftlerin psikolojisi bir kere çok bozuluyor. Hı hı. Dediğim gibi biz bütün bu incelemeleri ayrıntılı olarak yapmadan kesinlikle gebeliğe izin vermiyoruz. Eğer yaptığımız incelemelerin sonucunda yine elle tutulur bir sonucumuz yoksa da hastanın durumu uygunsa, bunlar da tüp bebek değilse yine kontrol altında bir gebelikle
hamileliğe izin veriyoruz. Peki tüp bebek son olarak tabii süremizin de sonuna geliyoruz ama onu da sorayım. Tüp bebek rahme anne karnına yerleştirildiğinde, rahmine yerleştirildiğinde böyle bir risk devam ediyor mu? Şimdi eğer tekrarlayan düşüklerde herhangi elimizde açıklayıcı bir sebep yoksa yine normal düşük oranı kadar düşük var. Tabii hiçbir gebelikte düşük oranı %0 değil. Ama kontrol altında olduğunda tüp bebek yöntemiyle gebe kalındığında normal düşük oranlarına sahip oluyor. Yine taşıyıcı kromozom bozukluklarına bağlı olan problemlerde yani ebeveynlerde anne ve babada bu tip bir probleme bağlı düşüklerde embriyonun önceden anne rahmine verilmeden önce seçilip sağlıklı bir embriyo verildiğinde yine bu etken bertaraf edilmiş olacağından en azından o embriyodan kaynaklanan tabii, sıkıntılar evet, ortadan evet, kalkmış oluyor evet, tüp evet, bebek yöntemiyle. Evet, evet tıpta en azından o umutsuz noktalar ortadan kaldırılabiliyor. Her tabii, şeyi evet 4-5 tane düşük yaptım ben bundan sonra herhalde çocuğum olmaz gibi bakmamak lazım. Gayet tedavi doğru şekilde yapıldığı zaman çok da iyi oluyor. Çok teşekkürler Alparslan Bey, bize verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra biz tekrar burada olacağız.